Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 10. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılı videosuyla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Birinci dönem ikinci yazılı konularımız nelerdi arkadaşlar onlara bir bakalım. Öncelikle ben birazcık geriden başlamış olabilirim. Bazı hocalarınız fonksiyonu yarıda bırakmış olabilir. Bazıları tamamlamış olabilir, sormuş olabilir. Ama ben sizin için burada yine fonksiyonun en başından değil ama önemli bir kısmından başladım. Çünkü niye diğer soruların da içinde gelebilir diye bu kısmı tekrar etmekte yarar var. Hızlı geçelim ama hatırlayalım. Ne vardı arkadaşım? Birim fonksiyon vardı. İlk önce fonksiyon bir çeşitleri ve grafik vardı. Öncelikle birim fonksiyon hatırlayalım. Birim fonksiyon neydi? fx eşittir x diyorduk. Yani hayır sadece fx eşittir x değil fx artı 1 de x artı 1'e eşit olabilir. Ne vardı? İçi neyse dışı da oydu. Ama biz özetle bunu söylemiştik. Sabit fonksiyon neydi arkadaşım? Sabit fonksiyonda ne verirsen ver x'e cevap her zaman bir tane c diye bir şey oluyordu. Neden? Sabit çünkü arkadaşım x yok ya. x'li terim yok. Bana denklem verse denklemlerde x'i yok edeceğim. Yok çünkü öyle bir şey. x'li değişken olmadığı için bu adam hep sabit oluyordu. Tek fonksiyon çift fonksiyon vardı ultra mega süper önemliydi arkadaşım. Bunu unutmayacaksın. Neden? Tek fonksiyon çünkü bundan sonrakilerde de çok önemli. Hemen söyleyeyim tek fonksiyon neydi? X'in yerine eksi x koyduğunda o fonksiyonun eksilisi oluyorsa biz buna tek fonksiyon diyorduk. Ya da sorunun içinde sana ne der? Orijine göre simetrikler. Sen ne anlayacaksın? Tek fonksiyon alacaksın. Ya da aşağıdakilerden hangisi tek fonksiyondur der testlerde ya da yazılıda hoca çift dereceli vermiştir. Hayır diyeceksin. Tek kuvvetli elemanlar olması gerekiyordu. Çiftleri silersin. Ona da ne dedik? Tek fonksiyondur dedik. Peki çift fonksiyon neydi? Çift fonksiyonda tekin tam zıttı şeyler olacak. Nasıl arkadaşım? İçeriye eksi x koyduğunda cevaplarım ne olacak? Aynen biraz önceki fonksiyonum neyse öyle olacak. Yani içeriye eksi x, x koyduğunda fonksiyon aynısı olacak. Peki burada sorun içinde sana y'ye göre simetrik derse sen ne anlayacaksın? Yine çift fonksiyon anlayacaksın. Peki 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 peki. Tek kuvvetler verdi çift kuvvetler verdi. Önlerindeki katsayılar sayılar bilinmeyenli. Bu sefer ne yapıyorsun arkadaşım? Hemen çift kuvvetli elemanlar var. Diğerleri yok olduğu için tek kuvvetli elemanları siliyorum. Burada unutmamam gereken şey şu. X üzeri 0 da çift kuvvetlidir. Yani 3 tane x üzeri 0 3'tür. Ne anladım buradan? Sabit olanlar fonksiyonun içinde yazdığında böyle cillop gibi oradaki sondaki sayı da çift kuvvete dahildir. Bu arada arkadaşım bana grafikler verebilirdi. Bak grafik var burada. Grafiklerde de şunu unutmayacaktım. Tanım kümesi dediğinde mesela şuna bak. Bunun x'inin en başı nereye dayanıyor? Buraya dayanıyorsa ya da burada bir şey söylemediyse bu noktayı vermesi sonsuza gider. Buradan da sonsuza gidebilir. Ama burada sabitleyebilir. Sabitlerse x'in bu aralıklarda diyeceğim. İşte bak buradaki x'lerin hepsi bir değere gidiyor. Bu benim tanım kümemdir. Ya da görüntü kümesi derse cevaplara bakacağım. Mesela buradaki cevabım buraya gidiyor, buradaki buraya gidiyor. Buradaki zaten burada, buradakiler burada. İşte burada da en üstle en alt sınırım neresi? Ona bakacağım. Burası da y'lerdeki bu sınırda bizim görüntü kümemiz olacak. Yani cevaplarda en uç noktalar nereye değiyorsa bu da görüntü kümesi olacak. Bir de F3'ü sorarsa sana çok basit. Mesela 3'ü bul bulacaksın hemen grafiğe gideceksin. Buradan da Y'ye uzadın. F0 derse burada işte arkadaşlar ben her zaman söylüyorum nokta koymaca olayı var. Mesela şu nokta nedir? Bu nokta nedir? Çok iyi bileceksin. F0 diyor. X'i 0 diyelim ki cevabı 2 olsun. Bu da nedir? 0'a 2'dir. Ha o zaman 0'a 2 noktası bak. Burada hemen sen nokta bulacaksın. Şurası 2 olsun mesela. 0'a 2. X'i 0, Y'si nedir diye soruyor. Diyeceksin. Bunu videolarımızda çok iyi anlattık. Oradan da takip edebilirsin. FK eşittir 0 derse. Yani bu ne demek? Bizim hangi X değerlerinde cevaplar 0'dır? Peki bir saniye. Bu Y değil miydi? E tamam o zaman o zaman burası K'ya 0 noktasıdır. E K'ya 0 dediğimiz şeyde X'leri verdim. Y'ler yok. Y'ler nerede yoktu? Y'ler x ekseni üzerinde yoktu. O zaman şu bildiğin x eksenini kesen noktalar denklemin kökleridir ya da denklemin sıfırlarıdır, fonksiyonun sıfırlarıdır diye bir tabir görürsen o da nedir? İşte budur. Bunları zaten videolarda iyi anlattık. Yine tekrar ediyorum. Orada hatırlayamayanlar oraya gidip bir daha dönebilirler. Düşey testimiz vardı. Düşey test neydi? Ya da dikey test. Şöyle 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 şöyle, şöyle baktığımda hep bir noktada kesiyorsa bu bir fonksiyondur diyordum. Yatay test vardı. Yatay test ne işe yarıyordu? Bak mesela böyle böyle çizdiğinde iki nokta varsa bu birebir değildi. Mesela bir noktada kesiyorsa o birebirdi. Yatay düşey testimizde bu işe yarıyordu. Geçtim. Biraz geriden başladım fonksiyona. Asıl önemli kısım burası. Çünkü yazılda ilk yazılda bunlar sorulmadı diye tahmin ediyorum. Ve bu, bu yazılda sorulacaktır. Neler onlar hocam? Bileşke ve tersi. Bilmemiz gerekenler ne? Bileşke bak arkadaşım fog, gov, hog falan filan ne olursa olsun hiç fark etmez. Bileşke dediğimiz şey buradaki g'nin f'in içine girmesi. Bak f'in içinde içeride gx olacak bu kadar. Senin yapacağın bu. Bu arada fogla gov birbirine eşit değildir. Ha eşit olduğu durumlar var mı? Çok nadir. Ama genel olarak eşit değildir. Sakın bunların yerini değiştirme arkadaşım. Geldim buraya. Peki hocam hog of nedir? Hog of dediğimiz şey nedir? H'nin içinde G, G'nin içinde FX. Sen nereden işleme başlayacaksın? F'den sonra F'yi bulduktan sonra G'den en sonunda da zaten H'nin içinde bir şey çıkacaktır. Orayı da zaten bulacaksın. Bir de çok önemli bir olay tersi vardı. Tersi neydi arkadaşım? F fonksiyonu A'dan B'ye giden bir şeyse ve X'lerim A'dan gelip Y'lerim B'den geliyorsa ben tam tersini söylersem B'dekiler A'ya A'dakiler be pardon A'dakiler B'ye giderken B'dekiler A'ya gittiği yer yani Y'lerim X'e giderse işte bu da ters fonksiyondu. Yine videolarımızda bolca soruyla bunları çok iyi anlattık. Tersini bulmak nasıldı? Hemen ne yapıyordum Mesela adam sana fx eşittir x eksi 2 verdiğinde x'i yalnız bırakmaya çalışıyordun. Nasıl ama? Şöyle fx'in yerine y koyup hemen buradan y artı 2 eşittir x yapıyordun. Ve buna ne diyordum ben? Diyordum ki X'i yalnız bıraktığım anda hemen X ile Y'nin yerini değiştirecektim. Ama şöyle, ama şöyle F'in tersi X yazıp X, Y'nin yerine X yazacaktım. İşte bu da fonksiyonun tersiydi. Ama bazı kesirlilerde gel gör ki bazı kesirlilerde bunu yapmak beni çok zorluyordu. Ben de sana o zaman demiştim ki kısaca şöyle yapabilirsin arkadaşım. Bu A'yı eksi A diye buraya al. Bak Buradaki A eksi A diye buraya geldi. Buradaki D'yi de eksi D diye buraya al. Hocam burası eksi 3 ise eksi 3 ise artı 3 olarak buraya alacaksın. Zaten gösterin bu olduğunu söylemiştik. Burada da ultra mega süper önemli bir özellik daha vardı. O da neydi? İşte bu bak tanım kümem. Bu da görüntü ya da değer kümem. Zaten tersi olduğuna göre burası direkt görüntüydü. Bu ne demekti arkadaşım? Tanımda bu değer olmayacak. Yani paydayı sıfır yapıyor. Yani tanımsız yapıyor. O zaman bu değer neydi? Paydayı sıfır yapandı. Nerede? Düzünde. Normal fonksiyonda. Peki tersinde olay ne? İşte bu noktada bu noktada fonksiyonu tersinde sıfır yapan noktaydı. Çok önemliydi. Dikkat edin yazılı sorularında bunlar sorulabiliyor. Peki ikisinden birleşerek yeni özellikler var mı? Var. Şu ne var? Bir şeyin tersinin tersi kendisidir. Bir fofun, daha doğrusu bir şeyin kendisiyle bileşkiye sokarsam ya da tersiyle kendisini bileşkiye sokarsam bunun cevabı da nedir? Birim fonksiyondur. Yani eşittir, x'tir. Ne diyorsun hocam? Şunu diyorum bak, g'nin tersiyle bir şey x artı 1 işleme girerse bak birim fonksiyon dedik, içi neyse dışı olacak. Yani x artı 1 olacak. Burada cevap x ise cevap x olacak. İçerisi x artı 1 ise dışarısı x artı 1 olacak. Çünkü birim fonksiyon bir öncekinde açıkladık. Peki bir bileşkenin tersinin tersi nedir arkadaşlar? Bir bileşkenin özür dilerim bir bileşkenin tersi nedir? Burada bir tanesinin tersi varsa hemen ne yapıyorsun bak bu ikisini yer değiştiriyorsun. Bu ikisini yer değiştirdikten sonra g'nin tersi gelecek. Burada da f'in tersi. Bak burayı bilerek yazdım. Burayı bilerek yazdım arkadaşım. Yorumlarda sakın hocam yanlış yazmışsınız yazmayın. Çünkü burayı bilerek yazdım bak. F'in G ile F buradaki ikisi yer değiştirecek. Tamam ama G'nin tersi olurken buradaki F'in değilinin yani tersinin tersi olacak. O zaman şurası tersi değil F olacak. Bir daha söyleyelim bunu. G'nin F'in tersinin tersini alırken İkisi yer değiştirecek ama yer değiştirirken f'in tersinin tersi kendisidir. G de buraya gelirken g'nin tersi x olacak. Bu kısımda hallettik. Bolca sorular çözmüştük. Videodan bunu da takip edebilirsin. Dedik geldik buraya. Bir tekrar da burada yapalım. Polinomlar neydi arkadaşım? Polinomlar da fonksiyonların sanki bir cinsiymiş gibiydi. Polinomlar fonksiyonlara çok benziyorlardı. Çoğu şeyleri aynıydı. Ama özel olarak bir şeyler vardı. O da neydi? Kat sayılar istediği olurken üstler ne olacaktı? Üstler doğal sayı. Kat sayılar istediğini olabiliyor. Yani reel sayı üst doğal sayı olacaktı. Bununla ilgili sorular sorulabiliyordu. Dikkat edeceksin dedik. Baş katsayı vardı. Baş kat sayı da üstünün en büyük olanın önündeki kat sayıydı. Bu da bizim baş kat sayımız olacaktı. Derece dediğimiz şeyde Derecesi de üssü en büyük olduğu yerde bizim derecemizdi. Sabit terim vardı. Sabit terimde bu polinomda x'siz olan x'siz olan kısımda da ben ne diyordum? sabit terim diyordum. Peki polinomun sabiti derse ne yapıyordum? Bu bir kalıp da hatırlıyorsunuz. Mesela Px polinomunun sabit terimi nedir? Polinomunun sabit terimi nedir deyince sen hemen ne yapıyordun? P 0 koyuyordun. Neden? X'leri yok edeyim ki elimde bak x'siz kalan kısım kalsın. O zaman sana bir şey söylendiğinde sabit terim isterse orada bak dikkat x'in yerine 0 koyuyorsun. Mesela p x artı 1 ise Hemen ne yapacaksın? X'in yerine 0 koyacaksın. Yani adam sana P1'i soruyordur arkadaşım. Geçtim. Polinomun katsayısı da aynısı. Uzatmayacağım ama bu sefer X'lerin yerine 1 koyacaksın. Mesela senin denklemin Px artı 2 ise X'in yerine 1 koydun. Adam sana P3'ü soruyordur. Ya da katsayılar toplamı şudur derse sana P3'ü vermiştir. Dediğim biraz karınca duası gibi olmuş ama söylediğim için siz de zaten sesi duydunuz. Yazıyı da tahmin ediyorsunuz. Hemen geldim buraya. Polinomun mesela sana 2x eksi 6 ile bölümünden kalan 4'tür derse. Ama hangi polinomun? Px artı 3'ün mesela sallıyorum. Burada Px artı 3'ün bunu sorduğunda hemen bu da bir kalıptı. Ne yapıyordun sen? Bunu sıfıra eşitliyordun. X eksi 6 eşittir 0. X eşittir 3 çıktı. Bu 3'ü nerede yerine koyuyordun? Polinomda arkadaşım Px, P3 demiyordun. X'in yerine koyuyordun. Ne oldu? 3 üç artı 3'ten P6 kalan da 4 ise burası 4'tü. Ya da kalan kaçtır derse P6 eşittir soru işareti dersin yaparsın. Derecelerimizi unutmayacağız. Bir de derece muhabbeti vardı. İki polinom toplanınca kesinlikle ve kesinlikle derecem büyük olandan büyük olmaz. Mesela bunun derecesi x küplü bir şey var. Burada da x kareli var. İkisi toplanırsa kesinlikle bu zaten x küplüdür. Ama ikisi de x küpse birbirlerini götürüyor olabilirler kesinlikle x küpten aşağı yani derecesi 3'ten küçük olacak. Çıkarma işleminde de keza toplama ile çıkarma zaten biliyorsunuz mantık olarak aynı. O zaman üssü büyük olandan büyük olamaz eşit ya da daha küçük olacaktı. Çarpmada ne yapılacaktı arkadaşım? Çarpmada diyelim ki bunun derecesi a'ydı bununki de b'ydi. O zaman öbürkülerin hepsini sil x üzeri çarpı x üzeri b gibi düşünebilirdin. O zaman bunun derecesi kesinlikle a artı b olmalıydı. Çünkü tabanlar üstler toplanacaktı. Burada da yine x üzeri a, x üzeri b diye düşünürsen bunun derecesi ne olacaktı? a eksi b olacaktı. Neden? Çünkü biz polinomlarda derece işin içine girerse hemen x üzeri a deyip olayı bitiriyorduk. Geri kalan bütün her şey hikayeydi. Çünkü derece x'in üssünün en büyük olduğuydu dedim. Hemen bir de Burada çarpanları ayırmadan sorulabilir bu yazılda. Zaten sorulacaktır illa ki gördünüz. Hemen onları söyleyelim. Ortak çarpan parantezine alma vardı çarpanları ayırma konusunda. Burada ne yapacaktık? Elimde ne kadar ortak varsa hemen alacaktım. Mesela burada x kareleri ortak. Bir de y'ler ortak. Hemen ortak çarpan parantezine alacaktım. Buradan x kalacaktı. Buradan da y kalacaktı. Olay x artı y'ye dönecekti. Şu aradaki işareti yazacaktın. Gruplandırarak yapacaktım bazen de. Nasıl? A ile eksi a eksi b ile eksi b'yi gruplandırabilirsin. Mesela a parantezini aldın. Bir eksi x çıktı. B parantezini aldın. B parantezini alırsan da x eksi 1 çıktı. O zaman demek ki eksi b'ye alırsın. 1 eksi x çıkar. O zaman 1 eksi x parantezini aldığında da a eksi b olur dedik. Bunu da unutmayacağız. Bir de arkadaşlar özdeşlikler var. Bunların bazılarını ortaokuldan beri biliyorsun. Ne mesela 2 kare farkı Birincinin karesi eksi ikincinin karesi ise birinci eksi ikinci birinci artı ikinci muhabbetini unutmuyorsun. Bunları ben ne kadar tekrar etsem de sen bilmiyorsan ezberlemediysen ya da soru çözerek pekiştirmediysen bu videoyu istersen 300 kere izle ben 500 kere tekrar edeyim sen soru çözeceksin arkadaşım sen soru çözdün mü bu kısmı halledersin burayı ben okuyarak vakit kaybetmiyorum sen buraları iyi anla tek bir şey söylüyorum x artı şurayı göstereyim X küp artı Y küp varsa ilki artı burası eksi olacak. Eksi ise eksiyle başlayıp burası artı olacak. Şu ikisi yer değiştiriyor sadece. Bir de tam kare ya da tam küp alırsan sadece artı ise burası artı eksi ise burası eksi olacak. Burada da artı ise hepsi artı eksi ise artı eksi artı eksi gideceği için birinci ve üçüncü daha doğrusu şurası ve şurası eksili olacak dediğim. Bir de ne vardı arkadaşım? Şöyle bir ifadeyi çarpanlarına ayırma vardı. Burasını da sen çok iyi biliyorsun. 2x'e 3x yazarsın. Burayı da 5'e 3 yazarsın. Buradan hangisinden olayı kopartıyorsan. Mesela bak 5 kere 2 10. Eksi 3 kere 3. Eksi 9. O zaman artı 1 etti ona göre ayırmaları yapıyorduk. Bununla ilgili de zaten videolarımızda çokça örnek var. Değişken değiştirmede ne vardı? Bazı şeyler çok kaba, bazı sayılar çok büyük geliyordu ya da denklemin içinde çok fazla geçiyordu ama benim bir işim yaramıyordu. O zaman sen de mesela 2x 2 üzeri x'e t diyorsun ya da sallıyorum 3a artı 1 sorunun her yerinde geçiyorsa sen 3a artı 1'e t ediyordun. Değişken değiştiriyordun. Rasyonel ifadelerin sadeleştirmesi vardı. Bu da neydi arkadaşım? bütün bu gördüklerini rasyonel şekilde verirse sen ne yapıyordun? Aşağıdan yukarıdan birbirinin aynılarını çatada çutada patada çutada hemen götürüyordun. Bu da sadeleştirmeye giriyordu. Tam kare araştırması var. Bu gibi çakallıkları çok yapıyorlar. Cinlikler oluyor. Nasıl? Sana adam iki tane kare veriyorsa birinciyle ile ikincinin çarpımının iki katı mevzusu ortada dönüyorsa arkadaşım bu bil ki tam karedir. Bu bil ki tam karedir. Bununla ilgili de sorularımız vardı. Bunları da sen videolardan biliyorsun ama bir kere daha söyleyelim. Mesela adam x kare vermiş. Mesela adam 4y kare vermiş. Arada da ne var? Eksi 4xy var diyelim. Bak bu neyin karesi? X'in. Bu neyin karesi? 2y'nin karesi. E birinci ile ikinci çarpımın iki katı mevzusu var mı? Var. Arası da eksi olduğuna göre bu x eksi y'nin karesidir. Bu gibi çakallıklara... cinlikleri dikkat edelim. İki tane kare varsa bu ortadaki birinci ile ikinci çarpımın iki katı mı olduğuna bakalım bize çok fazla sayıda mesela x eksi 2 y'nin açılımını sorarsa 5. dereceden sen ne yapıyordun? Hemen binom açılımı vardı. Binom açılımında biz zaten bunu ilk dönem yapmıştık. 17 dakika oldu. Özetimizi yaptık. Hemen son bir özet kaldı. O da şu. Bir, ikinci dereceden bir bilmeyen denklemler kısmı kaldı. O da nedir arkadaşım? Bak şimdi. Ax kare. Ax kare. B, X artı C diye ikinci dereceden birinci bir bilmeyen denklemler vardı. Zaten bu denklemler biraz öncekilerin aynıları. Tek bir fark var. Köklerini buluyorsun. Sıfıra eşitlik olduğu için kökleri buluyorsun. Kökleri X1 ve X2'dir çoğunlukla. Kökleri yerine koyarsan denklemi sağlar. Bazen diyor ki köklerinden biri 3'tür. O zaman 3'ü yerine koyacaksın. Şurada bilinmeyen veriyor. O bilinmeyeni bulacaksın. Bir de diskriminant var. Diskriminant neydi? Bizim kök bulmadaki yardımcı oluyordu. Kim? Diskriminant amca bize diyordu ki kökü var yok. Nasıl? Diskriminant sıfıra eşitse çakışık kökler vardı. Birbirine eşit iki kökü vardı. Kök iki tane ama birbirinin aynısı. Yani tek kök gibi düşünecektik. Sıfırdan büyükse diskriminantım iki ayrı kök vardı. Diskriminantım sıfırdan küçükse kök yoktu. Yani boş kümeydi. Sana bazen der ki kökü ne? diskriminanttan böyle gözle göremedin ayıramadın. Ayıramadıysan diskriminant yöntemiyle x1'i bu formülle x2'yi de bu formülün tam eksilisiyle bulurdun. Ama bu konunun en önemli kısmı en sona kaldı. Kökler toplamı her zaman eksi b bölü a'dır. Kökler çarpımı da C bölü A'dır dedim ve özetimi bitirdim. Sorularda tekrar anlatacağım için artık özet kısmı bitti. Ve arkadaşlar inşallah sizin için çok iyi olmuştur. Çünkü özetleri çok seviyorsunuz, hoşunuza gidiyor. Özellikle yazıldan bir gün, iki gün önce izledim mi her şey daha iyi oturuyor. Özetle de çok iyi oluyor. Şimdi sorularla daha da iyi yapalım bunu. Hemen arkadaşlar biraz önce söylemiştik birinci sorumuz böyle. İki buçuk, iki buçuk, iki buçuk, iki buçuk puanlı toplamda 10 puan olan böyle bütün her şeyi kapsayan bir şey olabilir mi? Olabilir. Biz ne de demiştik burada? Çok iyi dinle şimdi burayı. Tanım kümesi. Tanım kümesinde neydi? Xlerin en başı, en sonu nereye dayanıyor? Bakıyorum. Ximin en başı eksi yediye, en sonu artı altıya dayanıyor. O zaman tanım kümem nedir? Araları kapalı olduğu için kapalı aralık eksi yedi ile 6'dır dedim. Görüntü kümem neydi arkadaşım? Görüntü kümemde cevaplar kesintisiz bir şekilde en yukarıda eksi 5 artı 5 en aşağıda da eksi 5 olduğu için ben görüntü kümeme de eksi 5 ile 5 arasıdır diyeceğim. Fonksiyonumun sıfırları neydi arkadaşım? Fonksiyonun sıfırları denklemin kökleri fonksiyonun kökleri derse orada da ben X'i kestiğim noktalara bakacağım. X'i kestiğim noktaların çünkü niye? Mesela F eksi 4 eşittir nedir? Sıfırdır. Çünkü bu nokta nedir? Eksi 4'e sıfırdır dediğim. Buradan baktığımda bu noktalar X'i kesenler sıfırlarım olduğuna göre eksi 4 virgül eksi 1 virgül 3 de benim neyim olacak? Cevabım olacak. Fonksiyonun sıfırları da bunlardır. Gel gör ki daha şimdi yazdım Allah'a şükür. Burası f eksi 4 sıfırdır. Artı bana şimdi ne soruyor? Cevabı 5 olan. Yani tersi 5 nedir? Y'de 5'e bak. X'de kime gidiyor? E bu da 6'ymış arkadaş. Tamam teşekkürler. F'in tersi eksi 5. Yani Y'de eksi 5'e bak. Bu kime gidiyor? Eksi 7'ye gidiyor. Süpersin. Geriye ne kaldı? Eksi diyor. Eksi işaretimi koydum. F eksi 2. Eksi 2. Yani x'te eksi 2'yi koyarsam cevabım neymiş? 3'müş. Tamamdır. Teşekkür ettik. O zaman burası ne oldu? Artı 6 bölü eksi 10'dur. O zaman bunun cevabı da 3 bölü ne dedik buraya da? Eksi 5'tir. Ama daha düzgün yazalım. Eksi 3 bölü 5 olacak. Eksi 3 bölü 5 olacak. Başka bir mevzu var mı? Yok. Gayet güzel çözdük sorumuzu. Çok da iyi oldu. Çok da güzel oldu. O zaman hemen bir sonraki soruya geçtim artık. Ne var burada arkadaşım? Fonksiyonların tanım kümesi, görüntü kümesi mevzusu var. Sana işte ne demiştim? Buradan soru sorarlar dedim. Bence yazılının en pratik, en önemli konularından bir kısmı da bu. Hemen f fonksiyonuna bakıyorum. G fonksiyonu için bir şey vermemiş ama F'de sıkıntılar var diyor. Nasıl sıkıntı var diyor. Tanım kümesinde yani F'in kendisinde 3 olmamalı diyor. Aferin doğru söylüyorsun. Tersini aldığında burası artı 2 buraya eksi 2 geçeceği için hatta yazalım arkadaşım. F'in tersi ne olacak? Eksi 3 buraya artı 3 olarak geçecek. F'in tersi x'te 3x artı 4'tür. Bölü burası da x eksi 2'dir. Aa doğru söylüyor bak. Tersinde de 2 bunu tanımsız yapıyor. Olmaması lazımdı. Çok güzel olmadı. Hemen şuna da bir ayar verelim. Ne oldu? Y eşittir eksi x. Bunun da ağzını burnunu düzeltirsek. Y artı 2 eşittir x oldu. O zaman ne oldu burası? G'nin tersi x eşittir. X artı 2 oldu. Ben zaten sana ne demiştim? G, buradaki fonksiyonun yerine y yaz. Hemen karşıya at demiştim. Burada da o zaman x'i yalnız bıraktığın anda da tersini yaz. O zaman y ile x'in yerini değiştir. X, y'yi aldım. Yerine de x yazdım. Bu da bunun tersiydi. Hemen şimdi bana ne soruyor bakayım. Tersinde sıfır diyor. Koyalım sıfırı. Buraya da sıfır koydum. O zaman burası 4 bölü eksi 2 oldu. Süper. Yani cevap ne oldu? Eksi 2. O zaman şu vatandaş eksi 2 mi? Artı. G'nin tersinde eksi 1 diyor. G'nin tersinde eksi 1'i koyarsam o zaman G'nin tersi eksi 1 de eksi 1 artı 2'den dolayı normal artı 1 olacak. O zaman burası da artı 1'dir. Tamam süper. Bana ne soruyor bu arada? Fog'un tersi K nedir? Ya da K'nın cevabı burada. Aa bir şey söyleyeceğim. Burası eksi 1 değil mi? Evet. Burası da Fog'un tersi K mı? Ben sana ne demiştim arkadaşım? F3 eşittir 5 ise F'in tersi 5 eşittir 3'tür. O zaman bak şimdi F'in tersi 5 3 ise yukarı doğru da çevirebilirim ben bunu. O zaman hemen çevireyim. Şu tersi kaldırmak için bak burada fog da olsa bu ne olursa olsun bu bir fonksiyondur. O zaman tersi için ne yapacağım? K dışarı çıksın. O zaman F'in içine bu sefer eksi 1 girsin. Tamam şurası eksi 1 girdi. Şimdi bana ne söylüyor burada? Bana şunu söylüyor arkadaşım. K eşittir. F'in içinde G eksi 1 diyor. G eksi 1 neydi? Hemen yerine koydun. Ne çıktı burası? K eşittir. F'in içinde. Ee, burayı hemen şurada gözüm kaşındı. Hemen o yaptım. Eksi 1 ne oldu? Eksi 3 oldu. Şimdi bana ne diyor? Eksi 3'ü yerine koy diyor. Ben ne yaptım şu an? Her şeyi çok güzel yaptım. Yalnız bir kere daha bakalım. Kontrol edelim. Şuralarda bir yanlışımız var mı? Ne dedik? Ee, şu kısma eksi 1 dedim. Süper. Tamam bir sorunum yok. Bunları hallettim. Burası ne çıktı şu an? Eksi 3 çıktı. Hemen f'te de eksi 3 yerine koyarsam. Bak koyalım burada hemen hızlıca. 2 kere eksi 3 artı 4 bölü x'im neydi? Eksi 3. Eksi 3 eksi 3 oldu. Bu da neye eşitti? K'ya. Şurada sınırlı yerim kaldı. Hemen güzel yazayım. Eksi 6 burası. Artı 4 daha. Eksi 2 bölü Burası da eksi 3 eksi 3 eksi 6 oldu. Şu meraklı bakışların cevabı neymiş? K dediğim şey 1 bölü 3'müş dediğim. 1 bölü 3'müş dedim. Burada ne yaptım? Bak şimdi. Burada ne yaptım? Bir kere daha söyleyeceğim sana. Ne yaptım? Tersini buldum. Bunların yerleri değişecekti. Burada bana bunu çok önemliydi. Bazen hocaların buraya A diyor. Sen burada yerine koyacaksın. Hemen burada bunun ne olduğunu göstereceksin. Hemen A'yı bulacaksın. Burada da G'nin tersini bulduk. X'i karşıya. Bazı arkadaşlar bunu çok pratik yapıyor. Hocam 2'yi karşıya atıyorum diyor. O zaman X artı 2'dir diyor. Eyvallah aferin sana süpersin deriz geçeriz. E 0 koydun. Bunlar gitti. Eksi 2 oldu. E burada da G eksi 1'i koyuyorsun. O da artı 1 geliyor. 1'i eksi 2, 1'i artı 1 tabii ki de eksi 1 olacak. Bu içeri bu dışarı. G'nin içinde eksi 1'i sorduğu için bana. G'nin içinde eksi 1 de ben şurada çok güzel bir şekilde buldum. Ve sorumu da çözdüm. Geçtim. Burada başka bir mevzu yoktu. Hemen onları hallettikten sonra sana yeni soruyla geçiyorum. Bak arkadaşım polinomlara geçtim. Polinomlarda olay neydi? Bana derece soruyor. Derece soruyorsa ben hemen Px'i ne diye yazıyordum? X üzeri A. Geri kalan umurumda değil. Niye? Dereceyi ırgalamıyor onlar. Hiç ötelemiyor, belirlemiyor. O zaman QX'inkine de ne diyeceğim? X üzeri B diyeceğim. Bak birine X üzeri A dedim, birine X üzeri B. Geri kalan elemanların hepsi ne oldu? Cennete gitti. Hemen burada ne diyor? P'nin kübü diyor. Kübü ise o zaman burada ne olacak? Bak şimdi X, X üzeri A'nın kübü olacak. Tamam. Çarpı şurası ne olacak? x'in yerine x kare koydun diyor. x karenin üzeri b olacak. Ve bunun cevabı da neymiş? Derece 7 ise x üzeri 7'ymiş. E süpersin ya müthiş ya. Burada hiçbir sıkıntı yok abi. Burası ne oldu? Çarpı 2 üzeri b oldu. Eşittir x üzeri 7. O zaman şunu ben çok iyi anladım. Tabanlar aynıysa üstler toplanacak. Bunun cevabı 7'ymiş. Al sana burayı hallettim. Müthiş. Geldim buraya. X artı 2 koyarsan koy. Hiç fark etmez Q'da. Ne yapar bu? Bunun üssü hala B'dir arkadaşım. E P x'te hiçbir değişiklik yok. X üzeri A eşittir 1 ise. Tabanlar aynıysa üstler çıkartılır. X eksi A, B eksi A 1'miş. E bunu biliyorsun. Bunu biliyorsun. E ne bekliyorsun? Helva yapsana derler ya böyle. Hani buradan buna çektin abi. Burası ne oldu? Tamam biliyorum yorumlarda linç yedik. İğrenç espri diyecekler şimdi ama olsun artık yaptık geçti. Burası da bir oldu. Hemen ne yapıyoruz arkadaşım burada? Hemen 3 ile çarpıyorum bu vatandaşı. Neden? A'lar gitsin. Bu arada A'lar niye gidiyor? Bir saniye. Bir saniye bana px'i sormuş. A gitmeyecek. A kalacak. Hemen o zaman düzelteyim ben bunu. B gitsin. Yani eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 2 ile çarparsam 3A artı 2B eşittir 7. Eksi 2 ile çarparsam eksi 2B artı 2A artık eksi 2 artı eksi 2 eksi A ile çarparsan o zaman o da halli oldu. Taraf tarafa topladım. B'ler işte gitti. 5A eşittir 5 ise A nedir dostum? A 1 oldu. A 1 ise demek ki bu PX dediğim vatandaş X üzeri 1. Bir. Yani birinci dereceden bir denklenmiş. Hocam kat sayısı var mı? Var. Yanında bir sabit var mı? Var. Ama derecede bunlar beni ilgilendirmiyor. O zaman hemen şu boşluğa çektim bunu. Ne diyor bana? X'in yerine X kare koy diyor. Tamam zaten o zaten X'ti. Yerine X kare koydum. Çarpı X küp diyor. Buradan burası ne çıkar arkadaşım? X üzeri 5 çıkar. Tabii ki de bunun derecesi nedir? Derece X üzeri 5 dersen o da 5'tir derim sana. Bu soruyu da müthiş çözdüm. Geçtim senin için yeni bir polinom sorusuna. Polinomlarda şu kalıbı unutmayacaktın. Hangi kalıp hocam? x eksi x eksi 2 ile bölümünden kalan 3'tür diyorsa sen ne diyecektin hemen? p 2 eşittir 3'tür diyecektin. x artı ile bölümünden kalan diyorsa p eksi 1 eşittir eksi 3'tür diyecektin. Bunlar neydi? Kalıptı videolarımızda müthiş anlattık buraları. O zaman hızlıca geçtim. Bana ne diyor şimdi? Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden daha doğrusu x eksi 2 çarpı x artı 1 ile bölüm rx'tir diyor. Kalan nedir diyor. Rx'in bir önemi yok ama kalana dikkat. Bunların çarpımı ikinci dereceden mi? Aynen öyle. Peki o zaman kalan nedir? Ax artı b yani birinci dereceden ne olacak arkadaşım. Hemen ben İki koyarsam yerine o zaman burası darma duman oldu mu? Neden? iki koydum burası sıfırladı gitti. O zaman burası kardeşim burası 2A artı B oldu. Geçtiğim çünkü X'in yerine 2 koymuştum. Bir de ben ne yapayım biliyor musun? Bu arada şunu şöyle yazalım. P2'yi ben biliyorum 3'tü. O zaman 2A artı B eşittir. 3 dediğim. Bu arada yorumlarınızı çok ciddi ciddi okuyorum. Bir arkadaşımız demiş ki hocam demiş benim görme, görmede bir sorunum oluşuyor. Açık renkli yeşili kullanmazsanız sevinirim demiş. Ben de bu yorumunu dikkate alarak belki çoğu arkadaş da böyle bir durumdadır. Ben yeşili kaldırdım. Bunda devam ediyorum. Yorumlarınız için tekrardan teşekkür ediyorum. Yorumları çok beğenerek bazılarını okuyorum. Yorumlara devam. Devam edelim. Buradan da ne oldu? Bir de ben neyi biliyorum? Eksi bir koyayım yerine. P-1'i koydum. Burası da ne oldu? Eksi A artı B oldu. Ben gel gör ki şeyi de biliyorum. E, neyi biliyorum? P-1'i de biliyorum. O zaman ne oldu? Eksi A artı B eşittir. Eksi 3 oldu. Çünkü ben P-1'in ne olduğunu biliyordum. Geldim buraya. Dostum şimdi bana ne soruyor? Kalan soruyor. A'yı da B'yi de bulmam lazım. Hemen şurayı bir 2 ile çarpalım. Ne oldu? 2 A artı B eşittir 3... 2 ile çarpınca eksi 2 a artı 2 ile çarptım artı 2 b eşittir eksi 6 oldu. Taraf tarafa toparladım bunları 3 b eşittir eksi 3 oldu. B buradan gel gör ki eksi 1 oldu. B eksi 1 oldu. Hemen şurada yerine koyalım. Bak burada yerine koyuyorum hemen. 2A eksi B'nin yerine eksi 1 koyacağım. Eksi 1 oldu burası. Eşittir buradan da 2 A eşittir. Eksi 1'i karşıya attın. 4 oldu. A eşittir 2 oldu. İnanmıyorsan burada yerine koy. Eksi 2'yi koydum. Eksi 1'i koydum. Eksi 3 oldu. A'yı ben buldum. B'yi ben buldum. Kalanımda şu muhteremde Çektim bunu. Müthiş oldu. Ne yaptım? 2. O zaman kalanım AX artı B ise kalan dediğim şey 2X eksi 1'miş dedim. Ne yaptım? A'yı buradan yerine koydum. B'yi buradan koydum. 2x eksi 1'miş dedim. Bu soruyu da geçtim arkadaşım. Hemen bakıyorum. Yeni bir polinom sorusu var. Polinomlar fonksiyonlara çok benziyorlardı. Hemen soruya baktım. Şurada ne gördüm? Hemen bir kalıp gördüm. Polinomun, bu polinomun bununla bölümünden kalan kaçtır? ha bu sefer bunu soruyor. Hemen bunu sıfır eşitledim. x artı 3 eşittir sıfır x eşittir eksi 3 dediğim. O zaman bunu buraya koyacağız. Bak burada yerine koyacaksın. Bana ne soruyormuş? Eksi 3 yerine koyarsan eksi 3 artı 1'den p eksi 2 nedir diye soruyormuş. Tamam buraya kadar süper soru bu. Peki verilen ne? Hayda verilene baksana bu ne? E, eksi 2'yi soruyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Tabii ki ne yapacaksın? Buraya 2 koyacaksın. Bu eksi 2 olacak. Buraya eksi 2 koyacaksın. Burası 2 olacak. İki tane bilinmeyen iki denklem olacak mı? Olacak. Benim her zaman çözümüm vardır. İki bilinmeyen iki denklem her zaman iş çözer. Hemen ne yapalım? Bak yine yeşili kullandım. Bu yeşili bir kaldırayım şuradan. Hemen bir tane mor alayım. Ne oldu? X eşittir. 2 için diyorum. Bak ne olacak? X eşittir 2 için. P2 artı 2 tane P eksi 2 eşittir. 2'yi yerine koydum. 2 üzeri 2 4. 6 ile çarptım 24. 2 kere 5 10. Eksi 12. Tamamdır. Bir de eksi 2 yerine koyarsam burası P eksi 2 oldu. Artı 2 tane eksi 2 ile çarparsam P 2 oldu. Eksi 2'nin karesi yine 4'tür. 6 ile çarparsan yine 24'tür. 5 kere eksi 2 eksi 10'dur. Bir de buradan da Sabit zaten -12'yi de hallettim. Şimdi sana süper bir şey söylüyorum arkadaşım. İyi izle. Bana P -2'yi sorduğuna göre kim gidecek? P2'ler gitsin. O zaman yukarıyı eksi -2 ile çarparsam ben bu olayı çözerim dedim. Bu arada şu toplamı yapalım. Burası 22 çıktı. Şu toplamı yaparsam da burası da 2 çıktı. Doğru mudur? Tabii ki de doğru. Burası 24. 14. 2. Yukarısı da 34. 22. Yukarıyı eksi 2 ile çarptım. Bak toparlayalım burayı. burayı. Eksi 2 P2 R eksi. Eksi 2 ile çarptım. Eksi 4 tane P eksi 2 eşittir. Eksi 44. Burayı yapalım hemen. P eksi 2 artı 2 tane P2 eşittir. Buna çünkü hiçbir şey yapmadım şu an. 2. Taraf tarafa topladığında bu vatandaşlar birbirini götürdü. Burası ne oldu? Eksi 3 tane P eksi 2 oldu. Bu da neymiş? Eksi 42 ymiş. Her tarafı sen eksi 3'e böler misin? Bence bölersen müthiş olur. Bunlar birbirini götürür. O zaman ne oldu? P eksi 2 eşittir. 3'e böldüğüme göre 14 kere 3 42'dir. Doğru. O zaman P 2 neymiş? 14'tür dedim. Bu soruyu da geçtim. Hemen hangi soruya geldim? Bir tane daha polinom sorusuna geldim. Arkadaşlar polinomu ağırlık verdik. Neden? Fonksiyonun sonuna kadar gördün. Polinomu bayağı gördün ve ikinci dereceden denklemleri de çok az gördün. Büyük ihtimal sınavda ağırlığın polinom üzerine olacaktır. Yarısı polinom, çok azı fonksiyon, diğer çok azı da tabii ki de ikinci dereceden denklemler, çarpanlara ayırma falan olacaktır. Hemen baktım. Px'in katsayılar toplamı 7'dir. İşte bu bir kalıptı. Nedir katsayılar sayılar toplamı deyince? X'in yerine 1 koyuyordum. Nerede? Burada Px neyse. Koydum bunu buldum. Bana diyor ki Px polinomunun x eksi 4 ile bölümünden kalan al sana bir kalıp daha x eşittir 4 diyordum buraya. Sıfır eşit diyordum ya. Eksi 4'ü karşıya attın 4 oldu. O zaman burada yerine koydun. P4 nedir diyor. Elimde de şöyle bir şey var. X artı 1 eşittir P, X artı 3 diye bir şey var. Hemen ben neyi biliyorum? 1'i biliyorum. 1'i koysam 2 oluyor. 2'yi e koysam 3 üç oluyor. 3'ü koysam 4 oluyor. Aha da 4'ü bilmiş oluyorsun. Sanki böyle fonksiyonları hatırlattı bana değil mi? Çok güzel. O zaman yapalım. 1 koydum. X eşittir 1 için dedim. O zaman ne oldu? P, 2 eşittir. P, 1 artı 3 oldu. Tamam. Şimdi X eşittir 2 için diyelim. Burası ne oldu? P, 3 eşittir. P2 artı 3 oldu. X3 dersem ne olacak? Burası da P4 eşittir. P3 artı 3. Hocam ne yapıyorsun sen ya? Allah'ını seversen aldın başını gittin. Değil arkadaşım. Neden? Fonksiyonlarda da böyle sorular vardı. Taraf tarafa toplarsan P2, P2, P3, P3'i götürür. Geriye ne kalır biliyor musun? P4 eşittir. P1 artı 3, 3, 3. 3 kere 3, 9 oldu. Peki P1 nedir? 7'dir. O zaman buraya 7 koydum. Al sana P4 16 çıktı mı? Çıktı. Teşekkürler arkadaşım. Görüşürüz. Bu da bitti. Burayı da hallettikten sonra aman Allah'ım yine bir polinom yine bir polinom. Polinom içim dışım polinom oldu deme sakın çünkü yazılda çıkacak yoğunluk polinom. Baktım buraya ne diyor? Px polinomun katsayılar toplamı nedir diyor. Benim dikkatimi bir şey çekti bakın. Buranın derecesi neyse buranınki de aynı. E burayı adam x çarpmış. Dereceyi bir arttırmış. Bunun derecesi hala aynı. A elime gelen şey ikinci dereceden olmuş. Bunun derecesi arttığına göre demek ki ikinci derece olduğuna göre bu vatandaş birinci derecedendir. Neden? Buradan derece değil derece buradan gelecek. E dereceyi bir arttırdığımda derece buradan geleceğine göre demek ki bu polinomun derecesi birmiş. O zaman Px dediğim adama ben kesinlikle birinci derece olduğu için Ax artı B derim. Ben yoksa başka türlü bu işin içinden çıkamam. X ile çarpalım. X ile çarparsam bunu ben Ax kare artı bx gelir. Süper. Ne yaptın? X ile çarptın. Burayı da x ile çarptın. A'nın yerine x eksi 1 koy bir de. Artı pardon a diyorum x'in yerine. X'in yerine x eksi 1 koyarsan artı b oldu. Bu da 2x kare artı 5x artı 1'miş. Şimdi burayı iyi toparlamam lazım. ax x kare artı bx artı a eksi a artı b'nin cevabı Ne olacak? 2x kare artı 5x artı 1 olacak. Dikkat dikkat dikkat. Aha da burada x kareli bir tek a var. Burada da 2 var. O zaman gönül rahatlığıyla ben a eşittir 2 derim. Peki peki peki. Sabitlere baktığında a'ları yerine koyalım bu arada. Ne etti a'ları yerine koyarsam? Zaten bunları hallettim. Bunlar gitti. bx artı 2x eksi 2 artı b eşittir. 5x artı 1 mi? İstediğin yerden yaparsın. Bak buraya 3 koysan ne oluyor? Evet B3 oluyor. Daha doğrusu 2x ile neyi toplarsan 5x eder? 3x'i. Ya da şurayı düşün. Eksi 2 ile neyi toplarsan 1 eder? Yine 3. O zaman ben gönül rahatlığıyla B eşittir 3'tür diyebilir miyim? Derim. O zaman Px'im ne oldu buradan? Px dediğim şey 2A artı 3 oldu. Kat sayılar toplamı kaçtır diyor. Ben P1 koyarak da bulurum. Ama ne gerek var? Bura, bu arada burası ne olacak? X olacak. Katsayılar toplamı diyor. E, katsayıları biri 2 biri 3. O zaman nedir katsayılar toplamı? Katsayılar toplamı eşittir 5'tir. İsteyen 1 koyarak da yapabilir. Zaten 1 koymanın manası da X'leri götürmekti. Hemen son sorularımıza geldik arkadaşlar. Artık biraz da çarpanlara ayırma yapalım. Çarpanlara ayırmadan ne demiştim ben sana? Çarpanlara ayırmadan ne demiştim ben sana? Elim ayağıma dolaştı bir anlık. Hemen, hemen çarpanlar ayımada ne demiştim? Şurayı unutma demiştim. Tam kare muhabbeti vardı değil mi? Şu iki adamı bir araya getirelim. Bak ne oldu? M kare eksi 2M artı 1 eksi ne kare bölü burası iki kare farkı mı? Evet burası da eksi parantezini alınca güzel bir şey geliyor mu? Çok da güzel oluyor. M eksi ne çarpı M artı ne? Bunu yazdım bak. Şu an bunu yazdım. Şurayı eksi parantezine alırsan M artı N'e geldi. Burada bir bölü var. Ben sana bunu çok iyi öğretmiştim. Bununla 1'i çarp demiştim. M artı N eksi 1 bölü Bak işte hemen hızlıca payda dedin. Bununla bunu çarp eksi 1. Tamamdır. Şimdi toparla hocam burayı. Nasıl toparlayacağım? Bakalım. M eksi 1'in karesi burası. ...çünkü bu kalıbı ezberledim artık... ...birincinin karesi, birincinin ikinci çarpımı iki katı... ...ikincinin karesi, repçi gibi bunu... ...çok güzel söyledim... ...hemen buradan da buraya attık... ...burada da ne var? Ortak parantez alma var... ...m artı n'ler ortak mı? Aynen... ...o zaman şuraya m eksi n eksi bir yapabilir miyim? Yaparım... ...bölü yerine artık çarpı diyeyim... ...şu m artı n yukarı gitsin... ...m artı n eksi bir de buraya gelsin... ...hemen hemen... ...şu vatandaşlar birbirini götürdü mü götürdü. Daha görür görmez götürdüler. Beni daha da gerisi ilgilendirmiyor. Hemen şuraya bir ayar verelim bak. İki kare farkı var mı? Var. O zaman m eksi bir eksi Çarpı m eksi bir artı ne? Bölü bölü aşağıdan ne kaldı? m eksi 1 Buradan ne kaldı? m artı ne eksi bir. Şimdi çok dikkat edelim. m eksi ne? m eksi ne? Eksi bir eksi bir. Bunlar birbirini götürmüş. M 1. M 1 artı ne artı ne? Bunlar da bir kos kocaman işlemin cevabı en sade hali 1 olmuş dediğim. Bir de ne vardı arkadaşım? Bak sana işte anlatmak istediğim özette buydu. Bir de şöyle bir soru vardı. O da neydi arkadaşım? O da şuydu. Denklemin çözüm kümesi nedir diyordu? 4 üzeri x'i nereden bileyim abi ben? 4 üzeri x'i nereden bileyim? Benim bildiklerim a, b, c, x kareler, y kareler ama ben böyle bir şey bilmiyorum. O zaman bilmiyorsan sen dedi ki Bildiğim gibi yazayım buna. Al sana 4 üzeri x eşittir k'dır de. O zaman ne dedim ben? K artı 1'in karesi eksi 7 tane k artı 3 eşittir 0 dedim. Hemen buranın karesini aldım. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi eksi 7 tane zaten k var. Artı 3 eşittir 0 oldu. Çok güzel toparlayayım şurayı ben. X kare 5k x kare geldi. Bunlardan eksi 5k geldi. 1 artı 3'ten de 4 geldi. Hangi iki sayının çarpımı 4 toplamı eksi 5. Tabii ki de eksi 4 eksi 1. Bu taraf k'ya k. O zaman ne diyorsun sen k eksi 4 çarpı k eksi 1 eşittir 0. Hemen buradan ne yapacaksın? k eşittir 4'tür ya da K eşittir 1'dir dedin. Peki K kimdi? Gel gel. Geri gel diyeceksin K'ya. Geri gelirken bak gözü de zaten burada. Hep aklım burada. Çünkü en son onu çağıracaktım. Çağır bakalım. Gelsin buraya. Geldi. 4 üzeri x eşittir 4. 4 üzeri x eşittir 1. Neyin üzeri? 4'ün hangi üzeri 4'tür? Tabii ki de x eşittir 1. X'in hangi üzeri 1'dir? 4'ün hangi üzerinde cevap 1'dir? Tabii ki de üstü sıfır olan şeylerin cevabı 1'dir dedim. O zaman bunun çözüm kümesi neymiş? Çözüm kümesi eşittir. 1'e 0 1 ve sıfırlarmış dedim. Arkadaşlar yazıldaki son sorumuz çıkar diye sana bu soruyu da çözüyoruz. Ve ondan sonra olay bitiyor. Yazılıya hazırsın artık. 2x, 2x kare eksi 10x artı k denkleminin çözüm kümesi x1 ve x2. Tamam anladık burayı. Bir de bana ne vermiş? Böyle bir şey vermiş. Ben sana ne demiştim arkadaşım. x1 artı x2 eşittir eksi b bölü a'ydı. x1 çarpı x2 eşittir c bölü a'ydı. Ve her zaman bunları gözünün önüne koy yaz. Ondan sonra rahat edersin. Bak şimdi ben mesela hemen yazayım. Burası ne olacak? Eksi, eksi 10. Yani 10 bölü Burası da 2 olacak. 10 bölü 2'ymiş. Bak bu bitti. C neymiş? C'yi bilmiyorum. O yüzden K'yı bilmediğim için yazmayayım ya da yazabilirsin. K bölü 2'ymiş. Şimdi sorunun içinde bir yerde bana bunları vermesi lazım. Sorunun içinde bir yerde bana bunları vermesi lazım. Hemen yapayım o zaman arkadaşım. Aa güzel. Bak burayı biraz önceki yaptığımız gibi x1 parantezini alırsan buradan ne gelir? x1. Buradan x1'i alırsan ne gelir? x2. E cevap 10'muş. E tamam süper. O zaman x1 çarpı kökler toplamı 10 bölü 2 miydi? Yani 5 miydi? Evet süper. O zaman ne oldu? x1 eşittir 2 oldu. Ben sana ne dedim arkadaşım? Çözüm kümesi yani denklemi sağlıyorsa bu adam çözüm kümesindeki elemanlar denklemi sağlar. Koy yerine 2 çarpı bu sağlaması lazım. 2 üzeri 2 eksi 10 çarpı 2 artı k ...eşittir sıfır mıdır? Aynen öyle. O zaman ne dedim buraya? 2'nin karesi 4 çarptım. 8 eksi 20 artı k eşittir sıfır. Buradan da ne oldu? k eksi 12 eşittir sıfır. k da buradan 12 çıktı. Ve artık... ...eksi 12. Karşıya attın. Artı 12 oldu. Şu an bütün sorularım bitti. Bunlar yazılda çıkma ihtimali. Yüksek sorular dedik arkadaşlar. Hiçbiri çıkmasa ne olur? Sana bir tekrar etmiş olduk. Bütün sorular için altyapı yapmış oldun. Tabii ki de öyle bir şey yok. İlla ki tutturduğun sorular olacaktır. Dediğim yazılımda başarılar diliyorum arkadaşım. İnşallah her şey gönlünce olur. Ödüllü soruyla karşınızdayız. Cevaplarınızı yoruma bekliyorum. Hepinize başarılar. Görüşürüz. <laughs>